Herkese merhaba kanalımda sizden gelen itiraf ve yaşanmış hikayelerine yer veriyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. İyi dinlemeler. Merhaba, sizlerle başımdan geçen bir olayı paylaşmak istiyorum. Benim adım Zeynep, 36 yaşındayım ve 8 senedir evliyim. Boyum 160 ve 55 kiloyum balık etli, vücut hatları belirgin bir kadınım. Almanya'da yaşayan spor yapmasını seven bir bayanım. Berat ile evliliğimiz oldukça düzgün geçiyordu. Hem Berat hem ben çalıştığımız için ev alıp kiradan kurtulmaya karar verdik. Bütçemize uygun küçük bir ev aldık tabii ki biraz da borçlandık. Hem borcumuzu çabuk bitirmek hem de hayatımızdan ödün vermemek için bodrum katımıza iki odalı küçük bir daire yapıp kiraya vermeye karar verdik ve olanlar ondan sonra oldu. Bodrum'da yaptığımız küçük daireyi iki sene içinde türlü türlü kişilere kiraladık lakin anlaşmazlık yüzünden kiracıları hep çıkarmak zorunda kaldık. Bir cuma akşamı Berat eve bir siyahi adamla geldi ve benimle tanıştırdı ismi Tayo kocamdan uzun ve heybetli biriydi. Yaklaşık 190 boyunda ve 100 kilo ayı gibi bir adamdı. Daireyi Tayo'ya kiraladık. Diğer kiracıların tam aksine Tayo ile ilişkimiz çok düzgün geçiyordu. O bizden biz ondan memnunduk yani. Berat bazen bana sürpriz yapar, kimi zaman beni banyoda kimi zaman salonda yapardı. Bazen de filmlere bakıp onlar ne yaparsa biz de yapardık. Bazen siyahı adamalar da olurdu filmde. O siyahı adamları görünce aklıma kiracımız Tayo geldi. Berat beni filmlere bakarak yaparken aklımdan hep acaba Zenci Tayo geçerdi. Bir gün Bodrum'a çamaşırları makineye atmak için inmiştim. Çamaşırları makineye atıp yukarı dönerken gözüme Tayo'nun kapısı geldi kapı acıktı. Örtmek için kapıya doğru yürüdüm fakat içeriye baktım Tayo uyuyordu. Üstü acık bende Tayo'ya acıdım üstünü örtmek için Ranza'ya yaklaştım yorganını ellerimle alıp üstüne çekiyordum. O arada gözüm Tayo'nun orasına takıldı kol gibi sanki üçüncü bir bacak. Hemen üstünü örtüp heyecanla yukarı doğru koştum. Yaklaşık 3-4 ay boyunca ne zaman Berat ile yapsam Tayo aklıma geliyordu ve sonunda karar verdim Tayo'ya kendimi yaptıracaktım. Aklım fikrim ondaydı, artık hayal etmeyi bırakıp gerçeğini yaşamak istiyordum. Yine bir pazar günü Berat kahveye gitmişti. Ben de çamaşır için Bodruma inecektim. Fırsat bu fırsat dedim kendime. Bodruma inmeden önce üzerime ince bir tişört alt taraf imada kısa bir etek giyindim. İçine külot giyinmedim. Bodruma inip kendi çamaşırlarımızı makineye atıktan sonra Tayo'nun kapısını çaldım. Tayo beni görünce güldü ve merhaba dedi ben de merhaba Tayo çamaşırları makineye attım fakat dolmadı senin kirli çamaşırın varsa onları da atalım dedim. Tayo çok sevindi ve tabi dedi. İçeri girdik Tayo dolabından çamaşırları seçerken ben de ona sen otur ben seçerim dedim o da peki diyerek koltuğa oturdu. İçimden kendi kendime ya şimdi ya hiç deyip duruyordum ve Tayo'ya arkamı dönüp bacaklarımı düz tutarak dolabın dibine uzanır gibi eğildim ve Tayo'ya bunları da alayım mı diye seslendim. Bana baktıysa garanti görmüştür oramı çünkü altımda külot yoktu diye düşünürken. Tayon'un titrek evet sesinden anladım bana doğru baktığını çünkü sesi baya titredi. Belimi doğrulttum Tayo'ya dönüp göğüslerimi şişirdim. İnce tişörtümden dolayı dışarıdan tam beli oluyordu. Tayo gülümseyerek yanıma doğru yürüdü ve yardım etmek istedi tabi çamaşırların bir parçasını elimden almak isterken bilerek elinden tutup. Ve ellerini vücudumda gezdirdim. Tayo artık niyetimi anlamıştı, ondan sonra olanlar oldu. İşimiz bitince hareket edemez hale geldim. Zence erkek bir başkaymış. Hiç alışık olmadığım için her yanım yanıyor ve acılar içindeyim. Tayo eve gitmeliyim kocam geldi gelecek dedim. O da tamam dedi ama ben yürüyemiyordum Tayo'dan rica ettim o da beni eve yatağıma götürdü. Acılar içinde kıvranarak uyumuşum. Sonra kocam Berat eve geldiğinde beni yatakta görünce ne oldu canım diye halimi öğrenmek için beni uyandırdı. Uyanınca Berat'a bakamadım ve çok hastayım canım lütfen bırak uyuyacağım dedim. O da omzumu biraz okşayıp salona gitti galiba. Bir hafta etkisi sürdü anca kendime geldim. Berat istediğinde idetim var diye geçiştiriyordum. Hoşçakalın.